toplum yarardan. Tabii. Şimdi orada bir tesis yapmak istiyorlar. Şimdi Erdeğimizin geleceğinin kurtulması için, kalkınması için buralarda özellikle de turizm tesislerine ihtiyacımız var. Daha fazla memleket çocuğumuz çalışacak, iş bulacak. Yani kamu yararlı olduğu için kimsenin itirazı olacağını zannetmiyorum ama komisyon tabii, İmar İşe'yle beraber değerlendirmesini yaptılar, uygun olanı yaptılar. Daha önce orada belediye yapmış, 10 yıl belediye başkanlığı yapmış Hamit abimiz bir imza uğruna, başkasının bir şeyi uğruna atlıyor, hepimiz dalabiliyoruz okumadan üst yazıyı, bir imza uğruna şu anda ne çileler çekiyor. Biz burada iki adımlık mahkemeye gidip vatandaşımız için hesap vermekten korkmayalım arkadaşlar, taşın altına elimizi koyalım. Evet. Komisyon raporu doğrultusunda karar alınmasını mı tepkisi ediyorsunuz arkadaşlar? Bunu öyle kabul ediyorsunuz. O zaman komisyon raporu doğrultusunda karar alınmasını teklif ediyorum. Kabul edenler mi? Kanun doğrultusunda karar. Komisyon raporu doğrultusunda. Komisyon raporu bunu kanun neyse uyguladı okuduk. Komisyon raporu doğrultusunda oynuyoruz. Kabul edenler mi? Evet, oy birliğiyle ikinci gündem maddemiz komisyon kararı galiba red çıktı. O gün neden şimdi ben ikilemde kaldım, inanın da şimdi öğrendim. Şimdi burada konuşuyorduk şimdi başkan bey. O gün kat attırımını izin verenler acaba bugün ne verecekler? Şimdi onu da merak ediyorum. Komisyonda zaten kendileri. Bana kalırsa şimdi bu komisyon kararını benim otomatik bunu şimdi öğrendiğime göre reddetmemiz lazım. Komisyon kararı. Hayır. O gün neden acaba kabul edildi? O gün orada toplu konut yapılıyordu. Toplu konut yapılacağı için kat attırıldı. Burhan abi bugün ne? Konuştum ben de konuşayım. Erdek'te toplu konut ihtiyacı olduğu için orası da toplu konut belediye hata yapacaktı. İlk başta Melek Hanım'ın dedi. Belediye yapacaktı bu toplu konutta. Onun için kat attırıldı. Yanlış bilmiyorsam 2005 yılında kabul edilmişti o plan değişikliği. Bayındır Bilimler Bakanlığı 14.7.2006 tarihinde bu mimar planındaki değişiklik ismini değiştirdi. Yani yapılacak değişikliği müddet olarak değil, bölgesel olarak yapılması kararına kanun maddesi koyduğu için. O zaman alınan kararda böyle bir kanun maddesi yoktu. Gerekli donatılar sağlandıktan sonra, altyapı çalışmaları hazırlandıktan sonra yine yapılır. Ama bölgede yapılır. Sadece kişiye olarak yapılmaz. Değerli arkadaşlar, ben de tamamıyla Selçuk Bey'e katılıyorum. Melek Hanım da bize ait doğru söylüyor. Şimdi madde 1, Melek Hanım dediği gibi kat arttırımları artık genel plan çerçevesinde yapılıyor. O zaman komisyona böyle bir rapor